Dostlarım hepiniz yeni videoma hoş geldiniz öncelikle. Bu videonun konusu şu. Bu videonun konusu sokakta herhangi bir haksızlıkla karşılaştığınız zaman veya herhangi ters bir durumla karşılaştığınız zaman kendinizi savunabilmeniz için en güzel hareket, yani benim yaptığım, benim sevdiğim en güzel hareketi size göstereceğim. Sokak dövüşünde hani gerçekten sizi direkt olayı bitireceğiniz, hani tek yumrukta kavgayı kazanabileceğiniz, çok rahat bir şekilde kazanabileceğiniz bir olayı öğreteceğim size. Bu videoyu izleyenler 1-0 önde olacak her zaman. Ama şunu söylüyoruz, lütfen haksız olduğunuz zaman, yani egonuza yenik düşüp böyle boş boş başka insanlara karışmayın. Gerçekten haklı olduğunuz konular, tamamen sakinliğinizi koruyun. Mesela atıyorum, ne olabilir? Şahsen ben dışarıdayken birisi bana çok büyük küfürler etse bile, yanında kız arkadaşı varsa asla ona ben bulaşmam, biliyor musunuz? Eyvallah derim, geçer giderim. Anneme küfür etse bile demeyeyim, o kadar da değil yani. Anneme küfür etse yani, yani kız arkadaşı olsa bile hayırdır yani. Neyse, köşede konuşalım yani bari. Dediğim gibi sabrınız, aynen öyle. Dediğim gibi sabrınız taşınana kadar asla kavga etmeyin. Ama baktığınız sabrınız taşıyor, gerçekten dayanamıyorsunuz ve bu adam kavgayı gerçekten, dayak yemeyi gerçekten hak ediyor. İşte o zaman kavgayı başlamadan bitirmek için size çok güzel bir taktik göstereceğim. Tekrardan söylüyorum, boş muhabbetler için kavga etmeyin, trafikte falan kavga etmeyin. Eyvallah deyip geçmek çok güzel bir büyüklük ve erdemliktir, inanın bana. Ama baktığınız lisede mesela sürekli sizi problem yapan, okulda gerçekten insanlara problem olan birileri var, korkmayın yani, bunu gerçekten yapın. Şimdi önce olayı, yani bir kavgayı başlamadan bitirmeye çalışın. Eyvallah deyip bitirin ama baktınız olmuyor. Yani adam kaşınıyor abi. Baktınız kavga edeceksin. Bak tartışıyorsunuz olmuyor, bir şeyler yapıyorsunuz olmuyor falan yapıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz olmuyor. Adam karşımda. Tamam, bu şekilde duruyor. Öncelikle ona şu şekilde... Sokakta kulübesine bürüneyim mi? Olabilir. Sen gelsin. Aynen. Öncelikle ona, öncelikle rakibinize nasıl yaklaşmanızı istiyorum, biliyor musun? Sanki onu diklenecekmiş gibi. Şöyle gelin, hani gözlerinize bakıp hani hayırdır diye diklenecekmiş gibi yaklaşacaksınız ama asla diklenmeyeceksiniz. Bir saniyede işi bitireceksiniz. Gidip böyle salak gibi, mahalle çocukları gibi diklenmenizi istemiyorum, anladın mı? Bak, geleceksiniz, durdum, dikleniyormuş gibi yapacaksınız. Anında tam göğsünün ortası, kaburgaların en üstü, tam şu kalbinin kısmına bam geçireceksiniz. Sert sert bir tane. Bunu oturtma ihtimaliniz yok gerçekten. Görüyorsunuz yani göğsünün tam orta kısmı, tamam mı? Şu göğsünün ortasında, tam şuraya sert bir tane geçiriyorsunuz. Eğer sert geçirdiğiniz zaman, dediğim gibi, oturmama ihtimali yok. Kendinize güvenin. Geçirin bir tane ve nefessiz kalacak. İnanın bana, 1 dakika hatta 2 dakikanız var. O sert geçirdikten sonra o 2 dakika boyunca teknik bilmeyin, güç bilmeyin, kavga etmeyi bilmeyin. Zaten çocuk nefes alamayacak. Zaten çocuk böyle böyle kalacak ve o sırada hani bam bam, teknik falan bilmenize gerek yok, patates edersiniz yani. Tekrardan gösteriyorum size. Dinleyin. Belli. Adama laf anlatıyorum, anlamıyor laftan. Brocum gerek yok, brocum gerek yok. Kavga etmeyelim. Dikliyormuş gibi yapıyorum. Geldim falan. Çok sert bir şekilde. Bam diye vuruyorsunuz buraya. Devamını da göstereceğim. Devamında neler yapabileceğini de göstereceğim ama en önemlisi bu, dediğim gibi. Devamında zaten pataküte dalın ama. Dön kafasını. Ama şu olayı harbiden yapın. Tam şuraya. Dediğim gibi tam şuraya. Kalbim. Bunun başka bir versiyonu var. Onu da size göstereyim. Adam yine karşınızda, şu karaciğeri de vurabilirsiniz aslında. Şunu da yapabilirsiniz karaciğere. Ama karaciğer de aynı nefessiz bırakır ama karaciğeri vururken omuzunuz hareketleyince için adam bir saniyede hani o vurabileceğinizi hissedebilir. Şöyle durayım. Karaciğeri vururken şöyle olur ama tam göğsünü vururken çap yapıp daha sert vurabilirsiniz. Dediğim gibi adam karaciğerde bir tık daha hissedebilir ama düz vurduğunuz zaman hem hissetmez hem daha etkilidir, inanın bana. Karaciğer değil, düz yapın. Biraz da devamını göstereyim, ne yapabilirsiniz? Mesela geldiniz, vurdunuz, hemen ardından çap yap, arkat geçirebilirsiniz mesela. Devamında pataküte dalın, yani daha devamını göstermeyeyim. Adamın artık ağzından. Olayı anlattım, dediğim gibi geliyorsunuz. Kavga etmiyorsunuz hiçbir zaman ama baktınız kavga edeceksiniz. Kaçamıyorsunuz yani, adam anlamıyor yani. Gerçekten de dayağı hak ediyor, geliyorsunuz. Çok da bir önemi yok dediğim gibi. Olayı ben anlattığımızı düşünüyorum. Aynen. Mesela biz tamam zaten. Geliyorsunuz, çok önemli. Çat. İçiriyorsunuz, devamında zaten. İlk yumruğu geçirdiğiniz zaman bir dakikanız var, dediğim gibi patates edebilirsiniz. Tekrardan söylüyorum, şu göğsünün ortasında tam şuraya, tam kalbine çat. Tamam mı? Tamam, olay bu. Şimdi normalde videom bu. Gayet size yardımcı olduğumu düşünüyorum ama bir önceki videoda bayağı bir linç ettiler bizi. Doğru. Bayağı bir linç. Yani beni değil, beni değil. Çocuklar beni tanıyor. Beni değil ama daha çok seni. Aynen. Yani bir ufak bir açıklama yapabilirsin aslında çocuklara. Çünkü benim takipçilerim açıklamayı hak edecek kadar değerli insanlar. Ufak bir şeyler bahsedebiliriz.
şimdi birinci olarak diğer o beni itici bulmalardır falan hiç umurumda değil. Hani şey olarak düşünmeyin, itici görebilirsiniz, çirkin görebilirsiniz veya dış görünüşümden dolayı bana herhangi bir yorum yapabilirsiniz. Ben bunu herhangi bir şekilde umursamam çünkü dövüşçüden ben yakışıklı olmasını beklemem. Herhangi bir dövüşten, neticede ağzımız burnumuz kırılıyor vakti geldiğinde, suratımız şişiyor, yanağımız çiziliyor, buradan ağzımız burnumuz mor çıktığı da oluyor. Hani ve ben bunu 6 senedir yapıyorum. Bu benim en çok alıştığım şey. Beni gidip yakışıklı bulmanıza gerek yok. Benim asıl takıldığım konu şu. Şimdi MMA dediğiniz spor sadece K1 UFC'den ibaret bir spor değildir. MMA dediğiniz spor federasyonları vardır. World MMA Federation vardır. İşte yurt dışında Sırbistan'ın kurduğu bir tane vardır. Balkanların kurduğu vardır. Bir sürü vardır. Balkan MMA Federasyonu bile vardır. Bizim Türkiye MMA Federasyonu da var. Bunlar içerisinde benim dünya şampiyonu kazandığım World MMA Federation'da ve yurt dışında olan World MMA Federation'da. Ayrıca ben sadece Türkleri yenip geçmedim. Türk yendim, o sırada İtalyan yendim, Kırgız yendim ve öyle dünya şampiyonu oldum. Hani sikletimde birisi yok diye direkt atlamadım. Çünkü hani diyorsunuz ya bir sürü dünya şampiyonu var. Evet olabilir. Yalan da söylemiş olabilir, doğru da söylemiş olabilir. Çünkü bunun federasyonları var, doğru. Ama adam gidiyor İstanbul şampiyonu oluyor. Değil mi? Sonra diyor dünya şampiyonu. Ben dünya şampiyonu diye gösteriyor. Herife göstersen senin sertifikan var mı, madalyan var mı? Yok. Benim madalyam var. Ulan Instagram kanalımda, işte Instagram hesabımda videolarım var direkt MMA dövüşünü yaparken ki. Hani dostum, bunun federasyonu var. Kanıtlarım da var. Ortaya dökerim. Bu kadar. Tamam, ha, bence gayet iyi açıkladın. Hayır, yani. Gayet açıkladım. Ha, ben çirkin olabilirim. Bunu linçleyin. Ve bunu... Oğlum öyle yazmayın yakışıklı. Öyle yakışıklı. Öyle yazmayın ben çocuğa. Öyle bir şeyler yazmayın ve ben işte çirkin bir çocuk değil yani. Neden böyle bir şeyler yazdıklarını gerçekten bilmiyorum. İnsan kararı, insan kararı. Burada çirkinlik gayet göreceli bir şey. Yani ya, size çirkin gelebilir. Yani 10 kişiye çirkin gelmiştir, 100 kişiye güzel gelmiştir. En güzel örneği vereyim ben. Sevgilim vardır. Ay bir sevgilin yoktur, Megan Fox güzeldir. Sevgilim vardır, Megan Fox çirkindir. Dostlarım örnek. Bu konuda yani hem size anlatmak istediğimi gayet iyi anlattığımı düşünüyorum. Kavgada tek hamleyle nasıl kazanacağınız, bir an önce bitireceğiniz ve galip geleceğiniz olayı anlattığımı düşünüyorum. Okyanus da kendisini güzel bir şekilde açıklama yaptı size. Yani güzel diyor. Aynen. Okyanus şey dedi aslında bana, yani beni bilen biliyor, yani çok fazla bir açıklamama gerek yok dedim ama dedim ki çocuklar seni çok fazla tanımıyor ve seni bilen biliyor ama çocuklar, yani benim takipçilerim seni çok fazla tanımıyor ve benim takipçilerim delikanlı çocuklar ve bir açıklamayı hak ediyorlar diye düşündüm. Güzel bir açıklama yaptık size. Ha. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Var mı söyleyeceğim bir şey? Umarım sizin de bu spor yapacak bir donanımınız olur. Umarım sizin de buna katılacak bir durumunuz olur. Çünkü ben sıfırdan geldim. Buraya başladığımda 96 kiloydum ve obezdim. Hani insanların bilmediği şey şu. Evet ben şu an burada kilomu vermişim. Dünya şampiyonu olmuşum ama buraya gelene kadar emin olun benim de büyük bir emeğim var. Sen de biliyorsun. Definasyon dönemi, Türkiye'deki o çıktığın şampiyonlar. Bro senin bunları yani yaptığım emekleri açıklamana gerek bile yok. Ha. Hani 3 defa dünya şampiyonu bunlar kolay gelmiyor. Buraya gelene kadar özellikle ilk zamanlarda çektiği işleri anlatmaya gerek yok yani. Ağlayarak çıktım da hatırlıyorum lan ben burada. Çocukken 13 yaşında adam beni dövüyor diye ağlıyordum. Ondan sonra 16 yaşına geldim ben adamı dövdüm. O ağlıyordu en son. İşler değişiyor. Dostlarım, umarım siz de gelirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Beni Instagram'dan takip edip videoya like atmayı unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz. Hatta açıklamasıyla ilgili yorumlar yapabilirsiniz. Biraz onun hakkında yorumlar yapabilirsiniz. İçim rahat olur. Cevap veririm. Kendinize çok iyi bakın ha. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bro senin var mı söyleyeceğim bir şey? İyi bakın kendinize. Tamam. Yapıyorum hepinizi. Kameranımız susun abi. Unutmayın. Bam. Dostum. Burası biraz... Bak siz ne yapın biliyor musunuz? Siz ne yapın? Baba. Önce benim taktiğimi sağlam bir şekilde yapın tamam mı? Vuruyorsunuz sonra... Dalın işte anladın mı? Sizi seviyorum. Benim takipçilerim dövülmemeli. Kendilerine güvenmeli. Kendinize güvenin. Kavgada ama en önemli şey yürektir. Ne kadar yürekliyseniz ve cesaretliyseniz o kadar bir tık öndesiniz. Yürekli olun. Kimseden korkmayın anladın mı? Herkes eşit yani. Bam! Geçirin kalbine. Tamam mı? Ardından zaten kalbine geçirirseniz 2 dakikanız var. Hatta çok rahat bir şekilde 1 dakikanız var. 1 dakikada pataküte dalın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.